Anneciğim, anneciğim lütfen. Üzülmeyiniz, kederlenmeyiniz. Birazdan yalımızı satıcımız açık arttırma başlayacak. Lütfen toparlayınız kendinizi. Ah Hayati, çocuğum, burası bana paşa dedemden kalmış bir yalı, biliyorsun Hayati. Ben istiyordum ki burada sen, ondan sonra Burcu beraber böyle evlenin, güzel güzel yaşayıp gidelim. Yani böyle zengin dizi hayatı yaşayacaktık ama satıyoruz hayatı. Biliyorum anneciğim. Pardon, pardon. Yeter'in lafından alalım. Yeterli üzünü göremedim. Üzünü. Tamam. Yeterli üzgünlüğü üzünü. Şey yapamadım. Üzünü göstermedim. Anladım ben onu. Anladım, yapacağım şimdi. Üzgün yüzünü. Tamam, bir de şey, o bir sonunda bir nida çıkarıyorsun. Acılı nida. Duyabilir miyim onu? Şimdi onun daha kibarı, daha mesela Hayati Bey'i örnek alarak Hayati Bey ses versin. Çünkü bu güzel bir yalı. Böyle hani denizden geçerken de görmüşsündür yalı. Ben mi? Evet. Yalılar güzeldir, denizin kenarında ihtişamlı evler. Nerede? İşte Boğaz'da oluyor, deniz kenarında olunca yalı oluyor hani. Boğaz'da tura çıkmadınız mı, arkadaşlarınızla öyle bir anınız yok mu? Tabii. Biz Boğaz... Yok, ben hiç gitmedim ya. Denizden İstanbul'a, Boğaz'a bir bakmadın mı? Boğaz'a gitsen süper yalılar var orada. E onu diyorum. Gitmedim evet, işte diyorsun. O kıyıdakilerin hepsi yalı. Evet. Sen Boğaz'dan onları gördün, ne kadar güzel. Yok, ben gitmedim hiç. Ben de onu diyorum işte yani. Boğaz'ı gez, çok güzel oralar. Doğrudur, ben yapmadım hiç. Ama ya, ya yeter, sen bir şey söylesene ben. Ben arkadaşın kafasına bayılıyorum. Vallahi hayran hayran seyrediyorum. Evet, peki yani çok güzel, aklında olsun. Olsun. Ben seni götüreceğim, ben seni götürürüm oraya. Boğaz'a mı? İnşallah oradan geçeriz. Ben gittim ya Boğaz'a. İşte bak, gittiysen güzel değil mi oradan bakınca işte her yer? Boğaz'ın bu tarafındaydım, denizde değildim. Ya Boğaz'ın bu tarafında... Ben Boğaz'a baktım. Öbür tarafına mı baktın? Evet. Güzel, o da güzel. Orası da güzel. Ama Boğaz'ı böyle sudan da tekneyle de bir geç. Geçtim. Ben unuttum, laflarımı unuttum şu anda. Harika. Vallahi işte. Unuttum. Ama uyuyordum ben. Ha, o yüzden geçmedim onu. Görmedim doğru. Yani. Doğru. Ama güzel yer Boğaz. Güzel, çok güzel bebeğim. Gideceğiz inşallah, sen de gideriz. Evet, tamam. Yeter, hatırlıyorsun. Şimdi geldi biraz. Kibar bir yalı hanımefendisi gibi üzül. Tamam. Ve daha çok üzül tabii. Yani yalı gidiyor paşa yalı dedenden. Gidiyor. Şeyle, bir nidayla başlasın üzül. Verin bu yalıyı ya. Hayati, yavrum, ben istiyordum ki burada böyle sen evlen, Burcu evlensin. Böyle bir dizi hayatı, yani zengin bir dizi hayatı yaş... Biliyorum anneciğim, biliyorum, biliyorum, biliyorum. Hep benim yüzümden oldu anneciğim. Batırdığım iş yüzünden borçlarımı ödemek için yalıyı satmak zorunda kaldınız. Ama benim ne suçum var, anlamadım yani. Hayati... Vallahi çocuğum, aslına bakarsan ben de anlayamadım. Yani Antarktika'da yazlık devlemük işi yani niye tutmaz? Değil mi? Yani benim bunu aklım almıyor ama her neyse yavrum. Sonuç bu. Şimdi işte vazgeçiyoruz yanımıza. Satıyorum. Anneciğim, seni sevmek istiyorum. Bir empati kurmak istiyorum. Anneciğim, lütfen üzülmeyin. Açık arttırmaya gelen açık arttırmacıların... Hayır, hayır Hayati, ne diyeceğim sana? İçimdeki korku ne biliyor musun? Hı. Hani sanki yanlışlıkla buraya böyle basit, kalitesiz... Sonradan görme biri gelirse Hayati, işte o zaman... Hiç merak etmeyin anneciğim, hiç...
Üzülmeyin. Korkuyorum. Açık artırmacıların üçü burada, dördüncü de belli ki gelmeyecek. Hepsi çok özel insanlar anneciğim. Hiç ah işte geldiler bak. Oh lavanta kokuyorlar anneciğim. Gördün mü? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun, 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 buyurun. Hanımefendiciğim. Evet. Yalınızı gezdik. Şunu söyleyebilirim ki tek kelimeyle yalınız bir şaheser yalınız. Değil mi? Efendim ben bu yalı için Oxford Üniversitesi'nde verdiğim tarih derslerinden izin alıp geldim. Efendim ben de şirketimin bazı hisselerini satıp bugün burada yerimi aldım. Ben buraya gelmek için adamı sattım. Adam mı? Hangi adamı? Ada ya bildiğiniz ada. Ada. Dominik'i bildin mi? Bildim. Ha? Onu geç. Geçtim. İleride sağda Karayip korsanları var. Gördüm. Orada kime sorsan gösterir benim adayı. Gördün mü anneciğim? Ne kadar okumuş, ne kadar nezih insanlar burada. Yani açıkçası korkularım vardı. Hani böyle basit, böyle sıradan, sonradan görme, avam tarzında sayılabilecek biri gelecek zannediyordum ama şu an sizleri görünce içim ferahladı. O halde, o halde efendim açık artırmamıza başlayabiliriz. Merhabalar. Ama Burcu... Açık artırma henüz başlamadı herhalde, değil mi abacığım? Burcu kız kardeşim, yoksa... Güzel kızım, yoksa dördüncü sen miydin ha? Seni yaramaz. Hayır anneciğim, ben değilim. Sevgilim. Hayati görüyor musun? Kızımız bir sevgili yapmış. Sevgilisiyle birlikte kurtaracak paşa dedemden kalma yalıyı. Evet anneciğim, müthiş biri. Onu çok seveceksin. O benim kahramanım. Hem o yalıyı kurtaracak, belki de senin damadın olacak. Ay. Canım, kimlerden bu bey? Ha? Fındıkçızadelerden mi yoksa şerbetçizadelerden mi? Adam cücükzadelerden çıktı. Yetiştin mi cıncığım? Hele bir dakika. Alo Engin. He. Geldim, geldim. İçerideyim. Sen benim o 500 binlik spor arabayı güzel bir yere park et. Ne demek park yeri yok? O zaman git eve benim kartı al. O Maçka Parkı'nı komple alın. Ha orayı komple al, oraya park et. Yazık, park yeri olmadan olmaz. Engin hadi tamam uzatma, kapat. Engin benim şoför. Evet. Kızım, sevgilim diyorsun. Yalnız bunun ayakları ters. İnsan değil bu yavrum. İfrit bu, ifrit. İfrit. Cıncığım. Ha bu kim? O benim anneciğim. Anne? Ya ben bunu nene sandım ha. Ya bu kırış kırış olmuş. Babam bunu hor kullanmış belli. Zilli zilli. Kayınço gel seni döp. Ortamı çok sevdim, çok güzel. Haydi başlayak. Başlayak mı? Kızım. Anne. Yavrum. Paşa dedenin bu güzel yalısında bu cin cüceyle mi yaşayacaksın? Merak etme kaynana. Sen de bizimle kalacaksın. Bize kete yaparsın. Ya kete dedi. Ne kadar yaratıcı bir adam. Kete kete. Kete haber tez yayılırdı. Hayati. Yavrum. Lütfen bu almasın yalımızı Hayati. Merak etme anneciğim. Şu tipe baksana. Bu yalı malı alamaz. Alsa alsa kendine yala kalır bu. Şunun haline bak. Neyse, neyse şu açık artırmaya başlayalım artık. Ya haydi ha başlayak. Evet efendim, açık artırmamıza borcum olan 15 milyondan başlıyoruz. 20 milyon. Evet, 20 milyon dendi var mı artıran? 22 milyon. 22 milyonu gördüm. 22 buçuk milyon. 500 milyon. O ne ya?
Ama Samet Bey, Samet Bey nereye gidiyorsunuz? Adama! Adam, adamın adına kodu rakamı. Değil mi? Böyle değil bir mi şey olabilir mi ya? Değil mi? Kendimi ben fakir hissettim. Fakir hissettiğim yerde bir dakika durmam. Hoşça kal. Ama Samet... 501 milyon. Tamam be! Aa! Az önce siz arttırdınız ama. Kendi kendinize niye tekrar arttırıyorsunuz anlamadım ki. Ya ne olacak? Bilal'cim yine yaptın şovunu. Gözümde hep büyüyorsun aşkım. Burcu, kızım. Ne kadar büyüyebilir bu? Bunun cinsi bu kadar. Maki türü. Esprini de seviyor ha. Anneciğim ben onu böyle seviyorum. O benim cep maymunum. Maymun? Maymun ol bakayım. Kız senin o seviyorum diyen dillerini, o ağzını yerim. Senin o dilinin pütürünü yerim ha. Sen hiç merak etme. Ben bu yalıyı alacağım. Tamam. Hiç panik yapma. 600 milyon. Aman ne olur bir başkası arttırsın. Annem çok üzülüyor. Sakın üzülmesin validem. 601 milyon. Ya böyle açık arttırmam oğlum. Ne oldu? Üzüldün mü tıfıtı? Tıfıtı ne be? Vallahi bizim köyde senin gibi tipi olanlara tıfıtı derler. A böyle sanki suratına tabayla vurulmuş gibi. A buraları şişkin biz tıfıtı diyoruz. Sen hiç üzülme tıfıtı. Al onu eline. Onu eline al. Ben şimdi senin yerini arttırıyorum. 700 milyon. Oo, o zaman ben kaybediyorum. O zaman benim arttırmam lazım. 800 milyon. Ah. Aa, 800 milyon. Deli. 800 milyon deli. 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 Kendi kendine konuşana deli derler. Deli manyak. Anneciğim. Bizimkisi ikili delilik. Biz birbirimizi deliler gibi aşık. Ama şimdi ben delireceğim. Ben delireceğim, göreceksiniz. Lütfen Fikri Bey. 800 milyon dendi. Satıyorum bakın, satıyorum. Satın efendim. Ama aman... Ben çekiliyorum ya. Böyle saçmalık mı olur? Ama... Oxford'da profesörüm ben ya. Oxford. Çok geçse. Salgın var, üşütmüş. Yazık olmuş tıfıtıya. Ya bu tıfıtı nedir ya? Allah'ın tıfılı gelmiş burada tıfıtı tıfıtı diye konuşuyor değil mi anneciğim? Kayınço, espri anlayışım var. Sevdim. Ne oldu şimdi yalı bizim mi oldu? He? 801 milyon. Abi Bey, ama olmaz. Bırakmam. Vallahi bırakmam. Ne olur. Şu güzelim yalıyı bu adama mı bırakacaksınız? Ne olur? Ne olur? Beyciğim ben bunda baş edemem ki. Her dakika üste çıkıyor bu. Ama bakın lütfen. Hayatım ısrar et çocuğum. Rica ediyorum. Bakın beyefendi. Bakın, bu kim size mi gitsin? Hiç şuna mı gitsin ne olur? 801 buçuk milyon. 1000 milyon. Ama ya 1000 milyon. Yok 1 milyon. Ne olur yapmayın. Bahadır Bey 1001 milyon etmez mi? Bu güzelim yalı rica edeceğim. 1000 milyon 85 6. Lan böyle bir rakam yok. Hayatım için böyle bir rakam yok. Adam kaba etinden rakam atıyor. Kusura bakmayın. Ama rica edeceğim. Lütfen Bahadır. 8,9. Ama rica ediyorum. Ne oldu şimdi yalıyı biz mi aldık? Ne oldu? 2200 milyon. Baba abi. Yeter. Zaten sizsiniz. Hep siz arttırdınız. Tamam sattım gitti. Sizin oldu yalı. Gitti yalan. Anne. Üzülme anneciğim. Üzülme. En azından borcumuzu ödedik. Bir de üstüne anlam veremediğim bir rakamda para kazandık galiba. Aşkım, yalı şimdi senin oldu. Yalı çapkını. Kızım, ne yalı çapkını ya? Semt sapığı bu. Ne oldu? Buruşu kıskandın mı? Gel artık seni getireyim seni. Seni getireyim artık. Sen hiç merak etme kaynana. Biz hepimiz burada oturacağız, tamam mı? Ben burayı yeniden yaptıracağım. Restorasyon mu yaptıracaksın? Yok, restoran yaptırmayacağım. Böyle bir tane rezistans dikeceğim. Hiç merak etme, çok güzel olacak. Böyle giriş katına da bodybuilding ya da ne bileyim... ...böyle türkü bar arası biraz kararsız. Gel bak sana göstereyim. Neyi? Burayı komple pembe simli duvar kağıdı yapacağım. Bu tarafa da böyle... ...nasıl diyeyim sana, kocaman bir LED ekran yapacağım. İçinden böyle kayan yazıyla Burcu Bilal'i seviyor yazacağım.
Kızı şova bayılıyor. Hayati, ben de şoraya bayılıyorum. Hay Allah. Hadi yeter! Soylayalım gitti. Yeter! Yeter! Yeter be! Yeter, gelmeyin kadının üstüne! Annem benim, benim borçlarım yüzünden, benim batırdığım iş yüzünden yalıyı satmak zorunda kaldı. Gelmeyin kadının üstüne, yeter! Senin dramını sevdim kayınço. Güzel. Sen hiç merak etme. Ben senin bütün borcunu kapatacağım, sana da yeni fabrika açacağım. Yeter! Yeter, gelmeyin adamın üstüne! Gelmeyin! Güzel eniştem. Adam yakışıklı diye, naif diye saldırın durmadan adama enişte. Ya bu da tam yalaka çıktı. Tamam, çok abartma. Allah cezanı versin Hayati. Yazıklar olsun. Aa, anne! Yeter ama artık. Ne var yani anneciğim? Parasını verdi, aldı bir tane yalı. Ne var yani bunda? Ya kızım, sen neyi anlamıyorsun? Burası paşa dedemizden kaldı. Burada soylu, görgülü, klas insanlar olurdu. Kitaplar okunurdu. Burada sanat konuşulurdu. Klasik müzik dinlenirdi. Böyle bir yalıydı burası ya. Şimdi duvara tosladın kaynana. Neymiş o? Ben de klasiğe bayılırım. Öyle mi? Ah. Deliririm ya. Bakma böyle cıstaklı müzik dinlediğim ha. Ah. Tam bir klasikçiyim. Sahi mi? Heh. Sana bir tane çalam. Ay çok 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 mutlu olurum. Gördün mü anneciğim? Klasik seviyor. Kaynanamın çenesi sanki beton mikseri. Bu numaralar hiç yerini Ankara'nın bebesi. Kaynanamın kart sesi sanki kamyon vitesi. Size geç şunu! Kes! Ne bu? Ankaralı Bünyamin. Ağzını cırarım kaynana adlı eseri. Tam bir klasik. Ben sana klasik derken Vivaldi'den söz ediyorum. Mozart'tan söz ediyorum. Ha, sen Mozart duymak istiyorsun. Evet. Tamam. O zaman senin bu oturduğun yeri komplo kaldırtıyorum. Buraya bir tane tuvalet yaptırıyorum. Sabaha kadar Mozart. Orada dinlersin. Hani tuvalet olunca anladın. Çok komik bir adam. Cambridge'li kızım bile sana benzedi. Pis cincici. Aa, rica edeceğim anneciğim. Eniştem son derece esprili. Hev, hev, hev. Ben daha tam olarak yapamıyorum ama zaman yapacağım daha sonra. Yani. Hayır efendim. Yaptırtmıyorum. Yaptırtmıyorum. Buraya hiçbir şey yapamazsınız. Burası benim paşa dedemden kalmış yalım. Burayı elleyebilmek için benim cesedimi çiğnemen lazım. Ya sen bir iki seneye zaten gideceksin ha. Sen bir iki sene yaşamazsın. Sen neyin şovundasın anlamadım ya. O zaman şöyle yapalım. Ne? Ben seni bu yalının bahçesine gömeceğim. Sana bir tane de mezar taşı alacağım. LED ekranlı. Böyle kayan yazıyla ruhuna El Fatiha yazıyorum. Hadi bu da benden, arada da iner duanı okurum sen. Hayati, ver buna ver. Ver imzaları, ver gitsin. Tamam, ver gitsin. Hemen hallediyorum. Avukatım arayacağım. Avukatım arayacağım, ne gerekiyorsa yapacağım. Yapacağım, çok yakıştı yalın. Hala kalk kalk, bu nedir ya? Hala kaynana bir dur ya. Çarkı felek gibi, bu nedir? Ben benim olduğum ortamda böyle eski telefon... Hala bırak şunu! Kız bırak şunu! Hala bırak! Ben sinir olduğum şey ya! Ne yapıyorsun? Bu nedir ya? Hala getirmiş buraya. Ah, ne yapıyorsun yavrum? Oh, benim paşa dedemin Recaipzade Mamun Efendi'den kalma antika telefonum yavrum. Kız, ölünün şeysi kullanılır mı ha? Ya bu da iyice mezarcı çıktı, bu neymiş ya? Pinti! Sen hiç merak etme. Ben sana yeni telefon alacağım. Aa. Ellemeli. 128 çikotay. 50 mega cinsel. Alacağım. Hadi bu ekip komple Bünyamin'i dinleme. Aa, gidelim. Ay, gidelim. Hadi gidelim. Vallahi çok merak hadi ettim enişte. Enişte. Hav hav hav. Hadi gelin bakalım.